Çoğumuz mantığımızı kullanarak sorunları çözebileceğimizi düşünürüz. Bu kısmen doğrudur. Çünkü bilgi olmadan doğru karar vermek, işin içinde mantık da olsa tamamen bir şans işidir. Bu videoda bilgi, mantık ve matematik soruları soracağım. Kaç soruya doğru cevap verdiğinizi yorumlar bölümüne yazın. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Bir kasedeki 25 yer fıstığının 6'sı hariç hepsini yerseniz kasede kaç yer fıstığı kalır? Doğru cevap 6. Bu soru tanıdık gelmiş olabilir. Bu bir akademisyenin TV yarışmasından elenmesine neden olan sorunun bir benzeriydi. Yani eğer doğru cevap veremediyseniz üzülmeyin. Ama kolay bir soru olduğunun da altını çizelim. Eğer doğru cevap verdiyseniz özellikle dikkatinizin yerinde olduğunu belirtelim. Bu zekanızın dikkat yönünü kullanacağınız bir soruydu. Her zaman söylediğimiz gibi dikkat zekanın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Eğer yanlış cevap verdiyseniz 3 sorun yaşıyorsunuz. Birincisi dikkatli değilsiniz. İkincisi fazla heyecanlısınız. Ve üçüncüsü çift yönlü düşünemiyorsunuz. Bir insan aynı anda iki şeyi düşünemez. Bu yüzden çift yönlü düşünme adını verdiğimiz bir şekilde düşünmeye alışılmalıdır. Şöyle açıklayalım. Sorunun bir harita üzerinde çizilerek size gösterildiğini hayal edin. Sorudaki bir bilgi kuzey yönünden gelirken bir bilgi de güney yönünden geliyor. Ya da geldiği söylenerek kafanız karıştırılmak isteniyor. Siz soruyu tıpkı bir harita gibi bütün olarak görmeli ve bu şekilde cevaplamalısınız. Bir veli toplantısında 35 kişi var. Çocukların sayısı erkeklerin 2 katı, kadınların sayısı ise erkeklerin 2 katıdır. Her birinden kaç kişi var? Cevap 5 erkek, 10 çocuk, 20 kadın. Çözüm şu şekilde. Matematiği iyi olanlar bu soruyu rahatlıkla cevaplamıştır. Eğer doğru cevapladıysanız matematik zekanız ve bilginiz yerinde. Eğer yanlış cevap verdiyseniz matematik bilginizi geliştirin. Tıpkı dikkat gibi matematik bilgisi de zekanın bir parçasıdır. Matematiği sevin ya da sevmeyin. Ona ihtiyacımız var. Farklı olan hayvan hangisi? Doğru cevap balık. Diğer hayvanlar hem karada hem suda yaşarken balık yalnızca suda yaşar. Eğer doğru cevapladıysanız dikkatiniz üst düzeyde. Sorunun içindeki ufak ipucunu yakaladınız. Bu tür sorularda kendimize neden sorusunu sorarsak sorunun cevabına büyük ihtimalle ulaşırız. Buradaki neden sorusunun muhatabı deniz kaplumbağasıydı. Kaplumbağa denince akla aslında kara kaplumbağası gelir. Ama neden bu soruda deniz kaplumbağası gösterilmiş? Demek ki deniz ya da su ile ilgili bir durum söz konusu. Eğer doğru cevap veremediyseniz dikkatiniz ya da bilginiz kısıtlı. Belki de bu hayvanların özelliklerini bilmiyordunuz. Bilgi güç demektir. Bilginizi ve dikkatinizi güçlendirin. Kediniz bir torba mamayı 3 ayda yiyorsa torbası 50 lira olan mamaya yıllık ne kadar ödersiniz?
Doğru cevap 200 lira. Doğru cevap verdiyseniz matematik bilginiz ve dikkat gücünüz yerinde. Dikkatinizi bir yıla verdiniz ve hızlıca sonuca ulaştınız. Eğer yanlış cevap verdiyseniz bir yılda kaç torba mama tüketileceğini hesaplamakta zorlandınız. Belki de 3 rakamı kafanızı karıştırdı. Daha dikkatli olmalısınız. 1 trilyonda kaç sıfır vardır? 12. Eğer doğru cevap verdiyseniz genel kültürünüz ve görsel zekanız yerinde. 1 trilyon çok sık rastladığımız bir sayı değil. Eğer yanlış bir cevap verdiyseniz kendinizi geliştirmelisiniz. Görsel zeka testleri çözün ve genel kültüre daha çok zaman ayırın. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir Her Şeye Meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.